Arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Evet, ben önce evimi temizledim bugün ve şimdi yollanacağım. Nereye gideceğim? Abimgile gideceğim, yani Lütfügile, yeğenime. Yeğenimin kızı Zeliha 2 gün hastanedeydi, ateşlenmiş biraz ama şimdi çıktı hastaneden. Onu görmem lazım. Dün hastaneye gittik. Hatta bir önceki vlogumu görenler biliyordur. Hastaneye gittiğimi söyledim ama ne için gittiğimi söylemedim. Biliyorsunuz ben kimseden izinsiz bir kimsenin şeyini söylemiyorum. Ama şimdi söyleyebilirim. Hafif ateşi varmışmış. Hastaneye götürmüşler. Ama şu an iyi çıkmış. Bugün de misafirim gelecek. Ama dünden hazırlığımı yaptım. Pastamı yaptım. Önceki vlogumda gösterdim. Kezik un tarifi verdim sizlere. Önce bir Zeliha'yı göreyim geleyim, sonra rahat edeyim. Benim kızım da kapşonunu giymiş. Çok soğuk. Çok soğuk değil mi? Hava acayip soğuk. Şimdi eve geldim. Hemen çerezlerimi hazırlayayım. Geç kaldım. Orada çeneye daldık. Aslında bir saat durup gelecektim. Böyle bir bildirip dayanamadım. Çay içiyoruz diye. Çerezlerimi bir hazırlayıvereyim masaya. Senler gelince hazır olsun. İlk defa çay demleyeceğim şu çaydanlığımla. Bu da acil böreğim. Lidl'de satılıyor ya. Dur ben size göstereyim. Böyle arada Lidl'e geliyor bunlar. Bunlardan alıp tuzu atıyorum ben. Böyle acil biri geldiği zaman veya vaktin olmadığı zaman yapıyorum. Roma çok seviyor bunu. Semra bunu İtalya'ya giderken yapmıştı. Yolda yemiştik. Oradan beri dedi bu börekten eve al. Aldım. Şimdi bak iyi oldu çayın yanına. Eda gelir gelmez iş yaptırıyorum bakın. Hep aynısı. Evin kızı herhalde canım, yapsın biraz. Hep aynısı. Hep mutfakta bu Eda burada, yazık ya. Biz önce bir kahve içelim dedik. Eda çaycım çayını içecekmiş burada. Aldığımız yeni demlikle bir deneyelim şu çayı. Dene bakalım güzel olacak mı çayın içinden Eda. Eda bak, bunun çayı güzel olmazsa temlini geri götürebilirsin. Söylediğini bir daha söylesene. Hadi bakayım. Robot da aynısını söyle. Söyle. Söyle bakayım ne dedin? Ne dedin pastama? Bu YouTube yüzünden dedim. Videolar yüzünden. Pasta yapmaya başladın. Ellerine sağlık. Kız ben önceden pasta yapmıyor muydum? Önceden yapmıyor muydum? Önceden de yapıyordum. Yapıyordun ama yani bir yere bıraktım böyle şey, değil mi? Olunca yapıyordun. Şimdi evet. Durup yere pasta yapıyordun. Pastamız geliyor böyle ya. Hadi bakalım dene bakalım, tadına bak sen. Güzeldir değil mi? Betülcüğüm de geldi. Betülcüğümü de biliyor. Herkes tanıyor artık zaten. Herkes. Bugün benim doğum günüme hediye getirmiş. Neyse hediyemi gösterecektim de millet gidince göstereyim. Ayıp olmasın artık. Bakalım. Testi Semra yapsın. Yaptın mı? Ha? Nasıl? Çok güzel Ayşem. Tadı nasıl? Fazla tatlı değil değil mi? Ben zaten çok tatlı sevmiyorum. Robot ne diyor biliyor musun? Bu pasta biraz tatlı olabilirdi. Ha, deli mi ne? Kesinlikle. Kezikoğun çok tatlı olunca yenmiyor. Benim çok güzel. Değil mi? Bak Semra'dan not aldım. Şimdi Betülcüğümden de not alacağım. Kız Dider sen niye gülüyorsun kız? Ay dur bir Dider nerede? Bana mı gülüyor? Nay. İyi bana gülmüyormuş. Tamam idare eder o zaman. Nasıl senin tadı güzel? Sağlık. Çok güzel tadı. Robot 2 saat düşündü böyle. Eda, dedim ki Eda lütfen benim bunu kameraya çekmem lazım. Şu Eda'ma bakın Allah'ın aşkına ya. Ne güzel bir şey değil mi hamilelik? Oh, çekirdekleri karnın üzerine koymuş. Semra, biz doğuralım kızım bak. İşe yarıyormuş masa yerine. Ay, çok tatlı duruyor ama Allah'ım ya. Çayımda şuraya koydum. Çay. Şimdi de Türk kahvesi içme zamanı. Semra'cığım göster bakayım şu sunumlu kahvemi, kuzumu bir göster. Göster bakın geçen yaptığım şu çikolatalar var ya. Böyle yanlarına koydum kahveni. Belki bekleyelim şu kaşıktan çekti. Sen kaşığı al o zaman ana. Al. Eda'nınkini de böyle koy. Bundan koydum böyle yanına. Ha? Güzel değil mi? Çok beceriyorum ben bu işi yavaş yavaş. Benim kızım ders yapma oturdu misafir gidince de. Bakın kızımın kulağına, şurasına, kızımın kulağına sarımsak koyduk. İçinde mi kızım daha? Tamam. Evet. Kulağım acıyor dedi. Bizim gelin Ayşen de dedi ki o şey yapıyor dedi. İntihabını çekiyormuş. Ne yapıyor şimdi? Bastırıyor mu? Belki intihabını alıyordur kızım. Bakalım deneyeceğiz. Yarım saat bile dersini yaptık şimdik. Kulağında sarımsak da hem biraz dursun dedim. Hani şey yapması için. Şimdilik Mine'yi yukarı gönderdim. Diyor ki duş alacağım. Dedim duş almadan yat, hem biraz sarımsak dursun ama gerçi sarımsağı büyük koydum ama kulağın içine mi içine giderse uykuda Allah göstermesin. Tıkanır çocuğun kulağı. Onun için yatmadan çıkarsın bence. Durmasın kulağında. Bakalım bir faydası olacak mı?
sarımsak aslında antibiyotik gibi diyorlar. Sarımsak intihabı falan alıyormuş ama bence o intihabı alması için onun 2-3 saat orada durması lazım. Öyle yarım saat durmadan geçer mi bilemeyeceğim. Çıkartalım mı? Ya. Gel. Aber ich sehe du brennst. He? Hadi bakayım. Tut sarımsak. Hadi bakalım. Hemen duşa git. Anne, belki faydası olur. Kokuyor. Anne ben öyle yaptığımda çok acıyor. Kulağın değil mi? Bence kulağında intihap var senin biraz. Değil mi? Hadi yürü hemen duşunu al. Yatağa. Anne, ben geliyorum. Orada bir şey? Yok bir şey yok hadi. Çok mu kokuyor? Biraz kokuyor. Çok mu kokuyor ki Allah'ım yarabbim? Hadi yatağa. Anne onu yıka. Ne? Tamam onu çamaşırı at sen. Ben onu yıkarım. O da sarımsak koktu değil mi? Benim bu vlogum salı günü gelecek. Yani salı günü bu vlogu siz izlerken arkadaşlar. Ramazan pazartesi başladı. Buradan herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin inşallah. Şimdi yine yorumlar gelmesin. Bugün günlerden pazar. Daha Ramazan'a girmedik. Yani ben bu vlogu çektiğim gün Arife... Yani bugün akşam sahura kalkacağız. Pazartesi oruç olacağız. Buradan söyleyeyim dedim. Şimdi salı günü bu video geldiği zaman aa niye oruç tutmuyorsunuz işte ne yapıyorsunuz falan demeyin. Yani bugün günlerden pazar. Benim vloglarım şöyle 2-3 gün şeyli gecikmeli geliyor. Hep önce çekiyorum. Meleğim artık büyüdü. Yavaş yavaş duşunu kendi almaya başladı. Hem diyorum biraz alışsın. Ben bakıyorum tabii daha çıkmadı. Arada bakıyorum, arada bırakıyorum. Saçlarını kurutmaya yardım ediyorum. 10 yaşına girecek artık. Biraz böyle kendi yapsın. Yanlış da yapsa öyle öğrenir. Öyle ben başında durarak zannetmiyorum öğrensin. Bakın arkadaşlar. Hediyemi göstermeye unuttum. Betülcüğüm bana neler getirmiş. Güzel bir set almış böyle. Yani kızıyla beraber. İçinde duş jeli var. Bunlar hep güllü. Rose yazıyor. Bade konfeti banyo için. Bir tane body lotion, vücut kremi. Ve burada bir tane de body scrub var. Yani peeling. Hani vücudu peeling yapıyorsun ya. Ve burada bir tane böyle kalp var. Bunu takı olarak yani kullanıyorsun. Ama şimdi ben bunu açmaya kıyamıyorum. Böyle güzel şeyler açmaya nedense kıyamıyorum. Ama bir ömürde tabii böyle tutamam. Ben şimdi önce ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kolyeyi buradan çıkartacağım. Kolyeyi böyle takarım arada. Ve bunu yatak odama koyacağım böyle. Belirli müddet dursun orada şöyle süs gibi çok güzel. Banyomda yer yok maalesef. Aslında bunu banyoya koysam daha güzel olur. Orada dursun ondan sonra artık yavaş yavaş açmaya başlarım. Siz de böyle misiniz? Hediyeleri böyle açmaya kıyamıyorsunuz. Hele böyle güzel paketli şeyleri. Bunun bu kalpli kartonun paketi de çok güzel. Bunun içine bir şeyler koyup saklamak için falan. Ve çok güzel düşünmüş. Çok sevindim. Sağ olsun var olsun. Benim doğum günüme özel bugün. Beni ziyarete geldi. Hep beraber oturduk, yedik, içtik. Çekebildiğim kadar sizler için çekim yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Önce bir yukarı gidiyorum. Mileğime bir bakayım ne yapmış. Doğru dürüst yapmış mı? Saçlarını bir kurutayım, yatırayım sonra görüşürüz. Mileğimin saçlarını kuruttum, yatırdım. Kontrol ettim. Güzel yapmış mı? Saçlarını yıkamış mı diye, güzel yıkamış mı diye. Ve kulağı inşallah yarın okula gidince ağrımaz. Buramda diyor baskı var anne diyor. Hep böyle bastırıyor diyor, tıkanık gibi diyor. İnşallah fazla olmaz. Hafta sonu keyfi yoktu. Mileğimin son kulağı intihaplandığında yalan söylemeyeyim 2 yaşında mıydı neydi bir kere antibiyotik kullanmıştı. Ondan sonra hiç böyle kulak ağrısı falan yaşamamıştı. Çoktan da hasta olmuyordu işte olacak muhakkak bir arada böyle gelecek ama ben sanırım benden geçti. Şimdi bu videom biraz böyle kısa oldu arkadaşlar. Misafirim geldi. Ben zaten abim bile gittim geldim derken biraz kargaşalık oldu. Bu KSK Home tarifimini isteyenler şimdi belki önceki vloguma bakmamışsınızdır. Orada tarifini verdim. Başlığını Alman pastası Casey Kuhn diye attım. Oradan bakabilirsiniz. Oradan tarifini alabilirsiniz. Çok kolay bence. Deneyin derim. Ve her videomun sonunda olduğu gibi biraz bugün bir konuya değineceğim. Sohbet bölümüne geçeceğim. Biliyorsunuz bu gurbetçi annenin biraz adeti. Şimdi Miley kendi yıkanıyor. Daha 9 yaşında, 10 yaşına girmedi. İşte kendi yapıyor dedim ya. Dedim burada şöyle bir konu yapayım. Çocuklar nasıl kendi başına her şeyi yapmayı öğrenirler. Nasıl... Biz Almanca'da selbstständig diyoruz. Hani böyle her şeyi kendileri yaparlar. Hani anne yardımı olmadan nasıl öğrenirler böyle şeyleri. Benim annem nasıldı? Benim annem bana hiçbir şey yaptırmazdı. Allah'ım benim annem aman sen yapma yapamazsın. Aman sen şunu yapamazsın. Aman şöyle olursun, böyle olursun. Bu böyleydi. Ama bazı şeylerde de mesela böyle banyo konusu olsun, kendim giyinme konusu olsun, saçlarımı tarama konusu olsun. Böyle şeylerde bana kendim yaptırırdı. Kendin tara öğrenirsin. Kendin giyin öğrenirsin. Hep böyle yapardı.
Ben Hakan'ımda ve Cihan'ımda öyle değildim. Bilhassa Cihan'ımda, niye bilmiyorum, ikinci çocuğumda, ama onda böyle ay Cihan'ım düşersin, ay Cihan'ım sen yapma, ay Cihan'ım ben seni giydiririm, ay Cihan'ım ben seni yıkarım, hep böyleydi. Sonra robotla tanıştık. Sonra bana robot dedi ki, halbuki robotun çocuğu yok, bana dedi ki bak yapma, bırak kendi yapsın. Birincisinde yanlış yapar, ikincisinde yanlış yapar, üçüncüsünde öğrenir dedi. Sen sadece fikirlerini söyle, çocuk öyle öyle yapsın dedi. Ve öyle yaptım hakikaten. Bakın şimdi Cihan'ım hala odasını, o dolabın içini kendi toplar, biliyor musunuz? Kendi katlar, kendisi koyar. Bizse ben sadece odasını temizlerim. Cihan süpürgesi şunu bunu. Olacağı zaman onu da yapar da, ama o dolabın içi Cihan'ın benim dolabımın içinden güzel düzenlidir. Öyle düzenlidir yani. Eşyalarını öyle düzenli koyar. Odası biraz dağınıktır çıkarttığı zaman, ama dolabın içi çok düzenlidir. Ve Mileğimi de ta küçüklükten beri babası, işte onun sayesinde ben de düşse bile aman bir şey olmadı, fazla bir şey olmadı müteci, üzerine gitme, ağlamasın, hani böyle çok şey olmasın diye. Veya ne bileyim, üstünü giydirmek de olsun, aman bırak birinde kolunu yanlış atarsa ikisinde öğrenir. Öyle elbiselerini mesela Mileği, ben sabahları hep elbiselerini ben çıkarttırdım mesela, bir sene öncesine kadar hep ben çıkartıyordum sabahları. Mileği de kendisi giyiniyordu. Babası tutturdu. Yapma. Bırak kendisi çıkarsın, kendisi getirsin derken böyle yavaş yavaş, zaten belirli yaşa gelince kızlar hep böyle, biliyorsunuz, hep kendi kıyafetlerini kendileri seçerler. Şimdi kendi yapıyor. Bu banyo konusunda yalan söylemeyeyim, 6-7 ay oldu. Dedim kızım artık yavaş yavaş sen kendin öğren duş almasını, gir. Ben sana göstereyim birincisinde, ikincisinde nasıl şampuanlanır, ne yapılır. Ona göre yaparsın. Şimdi kendisi yapıyor. Bazen çıkıyor, bazen de ben gidiyorum, bakıyorum şampuanı bize akıtmış mı falan diye. İnanır mısınız, ilk zamanlar duştan çıkıyordu, böyle saçının içi şampuan dolu oluyordu, tam böyle akıtamıyordu herhalde. Sonra ben onu geri sokuyordum, tekrar şampuanla akıtıyordum. Yani böyle böyle kendi başına her şeyi yapmayı öğreniyorlar. Yani biz dersek hep aman ben yaparım, aman ben yaparım, aman sen yapma, aman sen beceremezsin, aman daha sen küçüksün. Aslında böyle demeyeceğiz çocuklara. Bak yine diyorum, bu benim fikrim. Siz başka türlü düşünebilirsiniz. Siz belki başka türlü yapmışsınızdır. O da olmuştur. Öyle de olabilir tabii ki, ama benim fikrim bu. Ben hala bile öyle yapıyorum mesela. Bir şeyi yapacağı zaman aman sen yap, ben bakarım, güzel olmasa düzeltirim. Aman sen uğraş önce, bir dene. Olmazsa ben yaparım. Mesela tırnaklarını kesmeye, Mileği tırnaklarını kesmeye. Ben çocukların tırnaklarını kaç yaşına kadar kestim öbürkülerin. Mileğe son defasında eline verdim tırnak makasını. Dedim şu ayağın tırnaklarına bakalım, bir kendin kes. Annem görmesin, beni öldürür, bu yaşta çocuk tırnaklarını kendi mi keser, etini kesecek falan diye. Ama becerdi. Ben de gösterdim böyle yavaş yavaş kesmesini, becerdi. Bir de şu konu çok geliyor. Buna da buradan değinmeden geçemeyeceğim. Gelin kaynana konusu. Gelinim, kızım, İlkay'ım, artık oğlumun karısı nasıl algılıyorsanız. İşte sorular geliyor Instagram'dan. YouTube'a da yazmışlar hatta. Senin gelinin artık niye senin evine gelmiyor? Siz konuşmuyor musunuz? Ya kardeşim etmeyin ya. Ben her zaman vlog çektiğimde İlkay burada olmuyor. Veya İlkay geldiği zaman iki de ben kamerayı açıp da ay İlkay'ın bir kameraya konuşuver diyemem. Olmuyor. Bir kere İlkay gel, yani gelinimle oğlum 10 gündür Türkiye'de tatildeler. Yani tatildeler. Onun için vloglarım da yok. Tabii ki buradan konuşuyoruz, ediyorum. Böyle sorular gelmesin. Yani gelinimi bir ay videoda göstermiyorum diye veya burada vloglarda görünmüyor diye konuşmuyorum veya görüşmüyorum diye değil. Siz benim 24 saatimden 10 dakika görüyorsunuz. 10 dakika. Ben bu 10 dakikada ille yani her gelinimi her geldiğinde size göstermeye olmuyor. Yani biraz daha ben böyle biriyim. Bu videomda da söyledim. Utanıyorum böyle ikide bir kamerayı açıp da ay İlkay'cığım işte buradayım, ay anneciğim buradayım, işte şunu gösteriver, bir görünüverim bir. Bu benim videom. Kimse mecbur değil benim videomda çıkmaya, benim videomda konuşmaya. İsterse karşımdaki mesela, o zaman yaparım. Bazen mesela yemeklerimi veya yemek yerken veya Hakan'dan böyle konuşurken çekiyorum, o zaman tabii ki oluyor. Ama öyle durup dururken de ay ben vlog çekiyorum bugün İlkay bir bakıver, böyle şey yapamam ben, imkanı yok. Ama şunu söylüyorum, benim gelinimle benim aram yani hiçbir zaman kötü değil. Şu an kötü değil. Allah'a bin kere şükür. Bak Allah'a bin kere şükür diyorum. Her zaman diyorum. Yarın, yarından sonra ne olacağımızı Allah biliyor. Eşim için de geçerli, çocuklarım için de geçerli, herkes için geçerli. Bugün dört dörtlük olursun, yarın Allah göstermesin ufak bir kıvılcım çıkar, bir şey olur. İnsan kavga eder, arasında bir soğukluk girer, böyle şeyler her ailede olabilir.
Onun için buradan bu konuyu söylemeden geçemedim. Yani gelinimle aram şu an çok iyi. Allah'a şükür. Bir şey olduğu zaman da ben gelinimin yüzüne söylüyorum zaten. Bak kızım bu böyle olmaz, şöyle olur diyorum. O da bana fikrini söylüyor ve böylece bu konu yani böyle günden kalkmış oluyor. Gurbet Cennet'in çenesi açıldı. Yine 9 dakika oldu arkadaşlar. Buradan vlogumu bitireyim. İnşallah ileriki vloglarımda biraz belki fazla içerikler olur inşallah. Ve videoma baktığınız için teşekkür ederim diyorum. Abone olursanız sevinirim ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.